Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ansar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah mesajlarını bildirmek için kullarından istediği kişiyi temiz gönül, sağlam akıl ve güzel ahlaka göre seçtiği gibi peygamberlerinin kendilerine uyacak, mesajlarını savunacak ve bu görevi yerine getirecek dürüst ve fedakar yardımcı yandaşlarını da seçmiştir. Allah Teala, Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür buyurmuştur. Bu nedenle peygamberin sahabeleri bu ümmetin en hayırlı kalplere, en derin bilgiye ve en güzel ahlaka sahipler. Bunda şaşırılacak bir şey yok ki onlar Allah Teala'nın Hazreti Peygamberine eşlik etmek, dinini gökleştirmek ve tüm dünyaya bildirmek için seçtiği insanlardır. Sahabeler hakkında konuşmak, insanların peygamberlerden sonra en hayırlıları hakkında konuşmak demektir. İbn Abbas şöyle anlatır. De ki, hamd Allah'a mahsustur, seçtiği kullarına selam olsun ayetindeki seçilen kulların işte peygamberin sahabeleridir. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah kulların kalbine baktı ve Muhammed'i seçip onu peygamberlikle gönderdi. Onu ilmiyle seçti. Onun ardından insanların kalbine Allah Teala yine baktı ve ona sahabiler seçti. Onları dininin yardımcıları, peygamberinin de vezirleri olarak kıldı. Müminlerin güzel gördüğü güzeldir. Müminlerin çirkin gördüğü de Allah katında çirkindir. Hiç şüphe yok ki Allah'ın kitabını okuyunca Hazreti Peygamber'in sahabilerinin büyük yeri ve yüksek makamı olduğunu anlarız. İşte onlar Allah'ın rızasını kazanan insanlardır. Allah Teala Allah inananlardan ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken ant olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir buyurmuştur. Tefsir bilimcilerine göre gönüllerinde olanı da bilmiş ifadesi sahabelerdeki sabır, dürüstlük, sadakat, itaat ve Allah'ın kendilerine gösterdiği hakka dair sağlam öngörüleri demektir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin ashablarını anlatan birçok ayet vardır. Allah Teala Allah'ın ecirlerini zayi etmeyeceği o müminler yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Resulün çağrısına uyarlar. Bunların içinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanlar müminlere düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter, onu güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan gelen nimet ve lütufla geri döndüler. Kendilerine hiç bir zarar dokunmadı. Allah'ın rızasına uydular. Hiç kuşkusuz Allah büyük lütuf sahibidir buyurmuştur. Allah yolunda yurtlarını ve mallarını terk eden muhacirler
ve kardeşlik dastanı yazan insanlar hakkında Allah Teala yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte sadıklar sözünde ve özünde doğru olanlar bunlardır. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilen ganimetlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in peygamberin ashablarını anlatan ve öven birçok ayeti olduğu gibi sahabileri övgü ve takdir ile anlatan ve onların yüksek makamlarını gösteren sahih hadisler vardır. Peygamber Efendimiz, ümmetimin en hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onların beşinden gelenlerdir. Daha sonra da onların beşinden gelenlerdir buyurmuştur. Başka bir hadiste, yıldızlar gökyüzünün emniyet kaynağıdır. Onlar yok olup gittikleri zaman gökyüzüne vaat olunan şeyler gelip çatar. Ben ashabim için bir emniyet kaynağıyım. Ben gittiğim zaman ashabıma vaat olunan tehlikeli şeyler gelip çatar. Ashabım da ümmetim için bir emniyet kaynağıdır. Onlar gittiği zaman ümmetime vaat olunan şeyler gelip çatar buyurmuştur. Yine başka bir hadiste, içinizde beni gören ve sahabilik eden bir kimse var olduğu sürece hayır üzeresiniz. İçinizde beni gören ve sahabilik eden bir kimseyi gören ve arkadaş edinen bir kimse var olduğu sürece hayır üzeresiniz buyurmuştur. Son hadiste, bahsedilen kimseler yalnızca sahabileri görüp yoldaşları oldukları için onurlandırılmışlardır. Peygamber özellikle iyilik yarışında önceliği kazanan sahabelerin farklı makama sahip olduklarını göstermek için övmüştür. Peygamber Efendimiz, ümmetime karşı en fazla merhametli olan Ebu Bekir'dir. Allah'ın emri konusunda en şiddetlisi Ömer'dir. Haya itibariyle en şiddetlisi de Osman'dır. En iyi hüküm vereni Ali'dir. Ümmetimin emini Ebu Ubeyd bin Cerrah'tır. Ümmetimin halal ve haram en iyi, haramı en iyi bileni Muaz bin Cebel'dir. En iyi Kur'an okuyucusu Übey'dir ve miras hukukunu en iyi bilen Zeyd'dir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ile beraber Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Uhud dağına çıkmışlardı. Dağ sallanmaya başladı. Peygamberimiz dağa mübarek ayağıyla vurdu ve şöyle dedi: "Ey Uhud dağı, sakin ol. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit vardır." Resulullah Ebu Bekir ve Ömer'in faziletini anlatırken, yerdeki insanlar gökteki parlak yıldızları aradaki uzaklık sebebiyle güçlükle görebildikleri gibi, cennette yüksek derecelere kavuşanları da kendilerinden aşağı derecelerde olanlar aradaki derece farkı sebebiyle zorlukla görebilirler. Ebu Bekir ve Ömer de o yüce derecelere kavuşanlardandır, hem de daha yüksektedirler buyurmuştur. Hazreti Peygamber sahabelerini cesaretlendirmek ve ümmetin diğer çocuklarına alınacak bir örnek olmalarını teşvik etmek için kendi makamlarını ve değerlerini her zaman gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sahabelere hitaben Hazreti Ebu Bekir hakkında, "Arkadaşıma zarar vermeyin. Şüphesiz ki Allah beni size peygamber göndermişti. Bunu size tebliğ ettiğimde hepiniz bana yalan söyledin demiştiniz. Ebu Bekir ise doğru söyledin demişti. Ve eğer Allah ona arkadaş adı vermeseydi muhakkak ki onu dost edinirdim. Lakin arkadaşınız kendini kastediyor, Allah'ın dostudur buyurmuştur. Hazreti Ömer hakkında
Allah Teala hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzerine koymuştur, dedi. Hazreti Osman hakkında meleklerin kendisinden utandığı bir adamdan utanmaz mıyım, dedi. Hazreti Ali hakkında da sen bendensin, ben de sendenim, der. Resulullah sahabeler hakkındaki anlattığı hadisleri takip edince, sahabeler ile Peygamber arasındaki sevgi, sadakat ve iyi muamelenin en iyi örnekleri verildiğini bileceğiz. Hazreti Ayşe'den Peygamber Efendimizin süt kardeşinin ölümünden bahisle gözlerinin yaşardığını anlatır. Peygamberimizin süt kardeşi Osman bir maz'un ölmüştü. Peygamberimiz gelerek süt kardeşini iki gözü arasından öptü. Bu sırada gözlerinden yaşlar dökülüyordu, demiştir. Diğer bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bulunuyormuş. Derken Allah kendisine ganimet vermiş ve ashabına bir kaybınız var mı diye sormuş. Ashab evet filan filan ve filan aranmaktadır, demişlerdi. Sonra yine bir kaybınız var mı diye sormuş. Ashab evet filan filan ve filan aranmaktadır, demişler. Sonra da tekrar bir kaybınız var mı diye sormuş. Bu sefer hayır, demişler. Lakin ben Cüleybibi kayıp görüyorum. Onu hemen arayın, buyurmuş. Onu ölenlerin içinde aramışlar ve kendi öldürdüğü 7 kişinin yanı başında bulmuşlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelerek onun baş ucunda durmuş ve şöyle buyurmuş. 7 kişi öldürdü. Sonra onu öldürdüler. Bu bendendir. Ben de ondanımdır. Ben bu bendendir. Ben de ondanım. Mutakiben onu iki kolunun üzerine koymuş. Kendisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kollarından başka kolu yokmuş. Ona bir kabir kazmış ve kabrine koymuş. Başka bir hadiste Efendimiz ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa o mal varislerinindir. Her kim de borç, yetim ve dul bırakırsa borç bana ait olup muhtaç kimselerin işi de bana aittir, buyurmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son Peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz bütün ümmete tüm sahabelerini tavsiye etti ve onlara kötülük etmekten veya haklarından etmekten uyardı. Sahabeleri sevmek, Resulullah'ı sevmek anlamına gelir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Ashabim hakkında Allah'tan sakının, Allah'tan sakının, benden sonra onları garaz edinmeyin. Kim onları severse beni sevmesi sebebiyle onları sever. Kim onlara boz ederse bana boz ettiği gibi boz ettiği için onlara boz eder. Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden kişi de Allah'a eziyet etmiş olur. Kim de Allah'a eziyet ederse onu cezalandırması yakındır. Diğer hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Ashabime sövmeyin. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud dağı gibi altın infak etse onların ne bir müddüne ni de yarısına ulaşamaz. Resulullah Allah Teala beni seçti ve bana ashab da ayırdı. Bunlardan bir kaçını bana vezir olarak, yardımcı olarak seçti. Kim ashabime dil uzatırsa, yani söverse, Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun dil uzatanının üzerine olsun. Ayrıca kıyamet günü bunların farzları ve sünnetleri kabul edilmez. Sahabelerin hayatına baktığımızda dini ve dünyayı birbirinden ayırmadıklarını
ibadet eder gibi çalıştıklarını, çalışır gibi de ibadet ettiklerini, peygamberi içten sevdiklerini ve hak uğruna can feda ettiklerini görüyoruz. Sahabe nesli Resulullah'a gösterdiği bağlılık ve teslimiyet, ona verdiği destek hem hayatında hem vefatından sonra İslam'ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptığı olağanüstü çalışmalar sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir. Allah Teala mühacirler ve ansarları tanımlarken onlardan sonra gelenler, Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler buyurmuştur. İmam Er-Razi muhacir ve ansardan ve ansarlardan sonra gelenlerin muhacirler ve ansarları dua ve rahmetle anmaları gerekir demiştir. Resulullah'ın sahabeleri ve onların yeri hakkında konuşmanın çocuklarımız ve gençlerimiz için vazgeçilmez iyi bir örnek rolünü arttırdığını vurgulamak isteriz. Örneklerle eğitim genel olarak toplumda, özel olarak gençlerde asil değerler, yüce ahlaklar ve olumlu davranışlar sistemi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Gençlerimizin kurulu ılımlı orta düşünceye bağlı kalması, mesajını taşıması ve kötülüklerden kurtulması için Resulullah'ın anlayışından kaynaklanan ılımlı orta düşünceye uyması gerekir. Biz de Müslüman olarak Peygamber'in sahabelerinin değerini bilelim. Fedakarlık ruhu, yardım ve cömertlik konusunda onların ahlaklarını örnek alalım. Onların izinde olalım. Bu evreni yeniden inşa etmek, medeniyet yapmak ve ülkeye faydalı her şey yapmak için peşinden gidelim. Böylece İslam'ın gerçeğini ve kolaylığını göstermiş oluyoruz. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin.